Burada biz hafızlıkla birlikte akademik başarıyı da veren bir okulda görev yapıyoruz. Online eğitim şöyle, malumunuz üzerine koronavirüsten dolayı biz önceden normal eğitim veriyorduk. 234 tane bizim orada hafızlık yapan, fiili olarak hafız yapan öğrencimiz var. Koronavirüsünden sonra tatil yapılır yapılmaz, evde eğitime başlar başlamaz biz evlerimize geçtik. Ve öğrencilerimizle hiçbir zaman irtibatı biz koparmadık ve aynı şekilde devam ettik. Kaldığımız yerden devam ettik. Ve şu anda da ilk hafızımız oldu. Sanal alemin ilk hafızı oldu diye söyleyebilirim. Kaldığımız yerden devam ettik yani çünkü. Okuldaki eğitimi biz evlere taşıdık. Sadece sanal alemdeki hafızlık yapma şeklimiz böyle. Tabii ki memnun değiliz. En az zararla biz bu süreci atlatmak istiyoruz. Neden memnun değiliz? Yüz yüze yani hafızlık eğitiminde Femi Muhsin denilen bir tabir var ki bu olmazsa olmaz. Yani Femi Muhsin olayını biz bu şeyde yaşayamıyoruz. Evde eğitimde biz yaşayamıyoruz. Bizzat yüz yüze olması lazım. Bizim Kur'an-ı Kerim öğrettiğimiz ve ezberin aldığımız çocuklar. Ama şu anda yapacak bir şey yok. Mecburi bu durumdan dolayı biz sanal alemde bu şekilde yapmak zorundayız. Yani inşallah temennimiz o ki kısa sürede bu süreç biter. Daha sonrasında biz normal eğitimimize devam ederiz. Evde kalsınlar, sağlıklı yaşasınlar. Bu süreç bitene kadar dışarıya çıkmasınlar. Öğrencilerimiz de aynı şekilde evlerinde kalsınlar. Onların eğitmenleri şu an hocaları değil, onların eğitmenleri, anne babaları, velileri. Biz sadece sabahları onların derslerini alıyoruz ve yönlendirmeler yapıyoruz. Bizim yaptığımız işi bir nevi anne babalar yapıyor. Ayrıca onlara da çok teşekkür ediyorum. Bu süreçte hiçbir kayıp olmadan bize dönüşü yapabildiler. Yani hafızlık zor bir süreçte o anne babalar bize bu dönüşleri yapabildiler. Evlerinde kalsınlar ve bu süreci en az zararla atlatmaya çalışsınlar. Bize yardımcı olsunlar. İnşallah okulumuza geçtiğimiz zaman zaten biz normal devam edeceğiz.